Kürtaj için içten gelen işler programında Kürşat Başar'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni kitap projeniz var mı? Evet, ya aslında şimdi bu Aklımda hep sen çok yeni benim için yani. Ben biraz uzun aralarla yazıyorum aslında. O uzun aralara yazı kitaplarını koyuyoruz. Çünkü benim yazdığım bir sürü de deneme denemeler var Denemeler var evet. Onları yayın evi hepsini basmak istiyor aslında. Fakat ben onu hep seçerim içinden. Çünkü bazıları güncel oluyor. O, o sırada herkesin bildiği bir şey anlatıyor oluyorsunuz. <laughs> Ama aradan zaman geçince anlaşılmıyor tam olarak. Onun için onları da tekrardan oturup yazıyorum ben o denivenin hepsini bir güncelliyorum. Bir yani de zaman geçtiği için üzerine hep yenilemek gerekiyor. Yani. Evet. Ondan sonra <laughs> onların işte bir tanesini aklı bazen unutmak istersin diye çıkardık <laughs> geçen sene. Şimdi bu sene onun devamını yapacağız. Yani o çünkü aslında bir ciltti ama çok kalın oldu. Onu ikiye bölmek zorunda kaldık. Herhalde bu yıl o çıkacak. Ama roman daha başlamadım yani. Bütün kitaplarınızı okudum, yalnızca son kitabınızın yarısında kaldım. Mesela bırakmadınız inşallah. Yarısında bıraktım aslında, İtiraf edeyim. Çünkü karakterlerden biri beni biraz etkiledi. Ama şimdi biraz önce sizle sohbetimizde tiyo verdiniz aslında olumlu biteceğini söylediniz. Demek ki okumam okumaya devam etmem gerekiyor. 90'lı yıllarda sarmıştım kitaplarınıza Herhalde evet. Türkiye'de benim yaşlarımda olan e, tüm kadınların okuduğu kitaplardır diye düşünüyorum. E, ama biraz böyle şimdi geçmişe e, ten başladım. Daha da geçmişe gideceğim. E, siz 80'li yıllarda e, daha çok yazmaya başladınız. E, gençliğinizde, çocukluğunuzda sizi yazmaya iten şeyler nelerdi? Ailede var mıydı yazarlar? Sizi hani okumak, yazmakla buluşturan dünya nasıl bir dünyaydı? Ailede yazar yoktu ama yani çok kitap okunan, bir ailedir. Ee, hmm. babamın büyük bir kütüphanesi vardı. Amcama yine çok büyük bir kütüphanesi vardı. Hatta şimdi onu ayrıca bir ev tuttular o kütüphane için. O kadar büyük bir kütüphane. büyük dayımın yine çok büyük bir kütüphanesi vardı. yani kitap bizim evde böyle bir yani çok görülen bir şey. Dolayısıyla herkes bir şey okurdu yani sonuç olarak. Herhalde ondan ilgisi var. Annemin edebiyat öğretmeni olmasının bir etkisi var muhakkak. Çünkü şiiri biz bana o sevdirmiştir. Ama onun dışında ben çocukken zaten böyle durmadan hikayeler anlatırdım. Yani gittiğim herhangi bir şeyi, bir olayı da bir hikaye gibi anlatırdım. Hatta derdik ya öyle bir şey olmadı orada filan. Yani biraz ya kurgu uydururdum bunları. Evet. <laughs> böyle o tür şey uydurmayı severdim yani. Hayal kurmayı severdim mesela böyle kendi kendime. O zaman içerisinde yazıya dönüştü bir şekilde. Işte. Peki o zamanlar yazdıklarınızı ilk kimlere okutuyordunuz? Hiç kimseye okutmuyordum aslında. İlk bir dördüncü sınıftayken falan bir roman yazmıştım. Bayağı yüz sayfa falan yani. Ondan sonra ama tabii böyle macera romanı. işte adaya düşen çocuklar yalnız kalıyorlar falan. Anne baba yok, öğretmen yok <laughs> şeyler yazıyordum. Sonra lise yıllarında yeniden yazmaya başladım. O, i̇lk hikayeleri o zaman yazdım. İşte son sınıf falan derhalde Lise 2, lise 3 gibi. Ondan sonra sonra devam ettim. Yani tesadüfen arkadaşlarım okuyorlardı. Onlar ilgilendiler. İşte ya bunları bastır sana şudur budur filan dediler. Ama yani bir iki üç sene sonra ancak ben o bastırma fikrine şey yaptım. Sıcak baktım yani. Ondan evvel çok aslında kendi kendime yazıyorum. Peki yazmak sizde hangi duyguları uyandırıyor? Hani rahatlatıyor mu? Mutlu mu ediyor? Yoksa dünyayı daha iyi mi sorguluyorsunuz? Yazarken hani Kürşat Başar'da uyaran duygular neler? Ya yani yazmak tabii aslında yalnız bir iş çok. Yani depresif bir şey bir anlamda tabii. Çünkü tek başınızdasınız. Ama bir dünyayı yaratmaya çalışmak tabii çok ilginç bir şey aynı zamanda. ilginç bir süreç. Çünkü karakterlerle birlikte siz de değişiyorsunuz. O karakterleri kurgularken siz kendinizden bir şeyler koyuyorsunuz. Bazen kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Yani bir anlamda kendi kendine bir psikoterapi gibi bir şey. Çünkü ya da benim yazdığım tür biraz öyle daha doğrusu. Çünkü Felsefe bir okumanızın akışı. aslında evet. büyük bir şey var değil mi bunların hani etkisi var? Çünkü hani evet. bir şekilde çok güzel bir şekilde beslenmişsiniz onlardan. Evet. Yani tabii yani Bilinçli bir kitapların hepsi de. aslında bir şekilde hayat felsefesi denilebilir yani. Yani hayat üzerine aslında benim fikirlerim, işte düşüncelerim, bütün çocukluğumdan beri kurduğum şeylerin hepsi kitaplarda var. Onu tabii başka başka kişiler söylüyor orada. Ama bir şekilde aslında onların hepsi sizinle bağlantılı. Daha çok kurgu değil de o kahramanlarınız diyelim İnsanlar üzerine kuruyorsunuz İlişkiler, hesaplaşmalar sorgulamalar alışık olmadığımız belki bağlantılar aşk ilişkileri ayrılıklar kavuşamamaklar yasak ilişkiler bu hani böyle odaklandığınız bu konular çok yani süre gelen bütün kitaplarınız da var. Neden? Çok aslında emin değilim neden öyle yazdım yani öyle başladım öyle gitti sonuç olarak ama benim ilgimi çeken aslında yani dünya edebiyatına benim okuduğum kitaplarda da ilgimi daha çok böyle bir şey çeker yani insanın kendi üzerine düşünmesi dünya üzerine düşünmesi hayatı üzerine düşünmesi benim daha çok ilgimi çeker Mesela ben böyle çok macera türü kitapları falan hiç sevmem. Yani sonunda ne olacak diye okunan kitaplardan hoşlanmam yani. Çünkü ne olacak sonunda ne olabilir zaten. İşte <laughs> adam bir yere gitmiş, onu kaçırmış falan filan. Onu sinemada bile seyretmeyi çok sevmem doğrusu. Yani ben daha çok insanın dünyayla ve kendisiyle işte o felsefeyle de belki ilgili bir şey, felsefe eğitimiyle ilgili. Yani o derinliği ben merak ederim. Onu araştırıyorum ben daha çok. Yoksa öteki yani bir hikaye anlatmak benim çok ilgimi çeken bir şey değil. Çünkü hani ne anlatacaksınız? Anlatılmamış bir hikaye yok dünyada zaten yani. Çünkü herkesin hikayesi ilginç veya da. Ama onu nasıl anlattığınız önemli. Söz sanatlarıyla anlatmanız önemli, retorikle evet. anlatmanız önemli. <laughs> Benim ilgimi çeken o yani okuduğum kitaplarda da onu tercih ederim ben. Bu tür kitaplar daha çok ilgimi çekiyor Deniz. Son zamanlarda kimleri okuyorsunuz? Kimler sizi böyle vay nasıl şaşırtıyor ya da e, odaklanıyorsunuz? Hani ne tür kitaplara? Son zamanlarda aslında bir kitabı yazarken <laughs> bu kitap yeni çıktı biliyorsunuz evet, evet. aklımda hepsi. Bir kitabı yazarken bir kitap okumam ben. E, çünkü ne de olsa siz başka bir Tabii, şey evet. yapıyorsunuz, bir dünyaya giriyorsunuz. Olabilir, etkilenebilirsiniz bir şeyle. Üst şey çıkardınız kitapları. daha evet. yeni olmuştu değil mi diğer kitaplar. Evet, ama üzerine. o yazıldı. Evet. denemelerdi. Romanı yazarken okumam pek kitap. Ondan sonra şimdi biraz eski kitaplar okuyorum ben şimdi. Mesela burada var. Bu Robert Musil'in Niteliksiz Adam diye çok önemli bir kitabıdır. Yıllardır okuyacağım, okuyamadım bir türlü. Bayağı da dört cilt büyük bir kitaptır. Bir de bu Alfred Döblin'in Berlin Alexander Plast diye çok ünlü bir romanı vardır. Onun Acımak Yok diye bir kitabını bizim yayına basmış. Onlar yolladılar. Onu merak ediyordum. Onu okuyacağım şimdi. Eskiden bugüne değişmeyen çok şey var zaten değil mi? İnsan ilişkilerinde zaten değişmiyor. Karakterlerin değişmiyor. Ilişkileri. Yani şimdi <laughs> gayet basit bir şekilde baktığınız zaman yani ilk aşk mektubu işte Sümer'den kalan okuduğunuz zaman bugünkü bugün birisi yazdı o mektubu. Hatta ben ilk gördüğümde Muazzez İlmiyan e, göstermişti. Ondan sonra ya dedim Muazzez teyze bu sayeden <laughs> gerçek mi? Nasıl olabilir? Yani sonradan yazılmış <laughs> olmadı falan dedim. O kadar aynı. ya e, aynı şekilde yine orada bulunan bir babanın zengin bir babanın Şımarık oğluna yazdığı bir mektup vardır. Ya bugün de aynı şımarık oğlanı, aynı zengin baba o, o şekilde şey yazabilir mektubu. Hayat aslında çok değişmiyor. Biz öyle zannediyoruz. Yani geçmişte yaşayan insan hep, hep herkes hayret ediyor ya. Mesela bunu nasıl yaptılar? Şu tapınağı nasıl yaptılar? Uzaylılar mı yaptı filan? Yani biz hep onları sanki böyle biz biz çok ilerideyiz. Onlar çok geri Gerideymiş kalmış gibi, gibi zannediyoruz. Halbuki geçen zaman o kadar fazla bir zaman değil yani. Biz de çok büyük ilerleme göstermedik. Teknolojide filan ilerleme gösterdik ama Hayatlarımızda ve duygularımızda çok büyük bir değişiklik yok. O yüzden de zaten bazı şeyler hiç değişmiyor. Değişmiyor. Onun için hep anlatıp <laughs> duruyoruz. Yoksa aslında yani bir aşk hikayesi yazmak aslında şimdi düşündüğünüz ama aman artık kaç milyon kere yazıldı diyeceğiniz bir şey. Ama yine yazıyorsunuz. Herkes çünkü bir daha yaşıyor onu. Yani evet. hiçbir zaman onu bir tekniğini öğretemezsiniz kimseye. Ama hepimiz kendimizi biricik sanıyoruz onları Öyle Öyleyiz evet. de, öyle oluyor zaten. Tabii. Evet, onun etkilerini hepimiz farklı şekillerde yaşıyoruz. Peki bir erkek yazarın kadın kahramanların dilinden anlatması, siz bunu yapıyorsunuz. O süre içinde size neler katıyor ve nelerinizi götürüyor diye sormak istiyorum. Aslında bu, yani bunun bir teknik tarafı var çünkü mesela başucumda müzikte orada bir kadının ağzını anlatıyorum hikayeyi ama bu kadın aynı zamanda benim yaşamadığım bir dönemi 1950-60 dönemi anlatıyor. Ve daha eski çocukluğunu anlatıyor. Ve aynı zamanda benim yine yaşamadığım 80'li yaşlarında anlatıyor. Evet, evet. O anlatıcı. Şimdi bu üç problem var burada. Bir yazarın çözmesi gereken. Bu aslında beni çok ilgilendiren bir şey olduğu için öyle yaptım. Yoksa onu 3. tekil şahıs olarak da yazabilirdim. O problem yani benim yazı tekniğimde yazı maceramda diyelim benim için bir şeydi iddia gibi bir şey. O kendi kendime yani olan bir şey. Onunla onun için de biraz yaptım. Bir kadınla azan anlatmak çok da aslında önemli bir şey değil. Çünkü şöyle düşünürseniz yani yazarlık dediğiniz şey bir tür empati kurmak aslında. Ve göz boyama sanatı derim ben buna. Yani oyunculuk gibi aslında biraz. Yani siz gidip bir oyuncuyu sahnede izlediğinizde nasıl ki onun tabii ki Roma'ya olmadığını biliyorsunuz veya Juliet ama eğer iyi oynuyorsa sizi ona ikna eder. Yani en azından o iki saat boyunca evet. siz ona inanırsınız. Aslında romanlar da biraz öyle. Yani önemli olan sizin nasıl anlattığınız. Yani belki de birisi çıkıp diyebilir ki hayır efendim böyle kadın mı olur da diyebilir. Ama olmuş oluyor. Size eğer onu iyi kurgularsanız, iyi anlatırsanız, ikna edebilirsiniz. Bir ikna sanatı yani sonuçta. O zaman insanlar onu nasıl böyle bir kadın anlattınız filan diyor. Halbuki öyle bir kadın yok. Yani onu söylediği çoğu şey mesela benim fikirlerim aslında. Bir de müzik var hayatınızda. ve O da çok e, genç yaşlardan evet. itibaren. Piyano var, sonra e, bateri var değil evet, mi? Evet. E, geldiğimiz noktaya bakınca da şaşırıyorum <laughs> açıkçası. Bu müzik hayata nasıl girdi? Bir de e, o da gelişti zaman içinde ve albüm yaptınız. Hani evet. bu e, hep böyle kendinize yönelik işler yapıyorsunuz. O serüveni de dinlemek istiyorum. Şimdi çocukluğumdan beri benim hayatta iki şeyi çok severim ben. Birisi kitaplar, birisi de müzik. Ve hep kendi kendime derim ki ben bunlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. İşte onun için de felsefe okudum. Onun için daha üniversiteye girdiğim yıl gösteri dergisinde sanat edebiyat dergisi vardı Hürriyet'in. Orada çalışmaya başladım. Müzik de hep bunların içinde devam etti. <laughs> zaman zaman işte biraz alevlendi. Çünkü ben o kadar çok işle uğraştım ki çok vakit kalmadı. Yani bu bir hobi gibi kaldı kenarda. İşte sonra 2000'lerin ortalarında herhalde televizyon programlarına, köşe yazılarına falan ara ver, verince bir zaman doğdu aslında. Ve o sırada tesadüflerle de biraz ben arkadaşlarla arada bir, bir yerlerde çalıyordum ama öyle, keyfine yani. Sonra işte onlar da çok değerli müzisyenler var dostlarım tabii yıllardan beri. Ya işte gelsen niye çalmıyorsun, üretmiyoruz, biraz üstüne düşüyor işin falan dediler. E, zaman ayırabilecek bir duruma gelmiştim. Onun üzerine ben de çalışmaya başladım tabii bu miktarda. Tabii biraz onlara yetişmem de gerekiyordu. Çünkü yani uzun yıllardır saksafon ben duruyor ama işte ne kadar çalıyorsun derseniz ben haftada bir elim alıyordum yani çünkü. Siz bir öğrenci gibi çalışmışsınız o zaman. Sonra evet. çalıştım tabii. Ondan sonra ve onlarla birlikte tabii onlardan çok şey öğrendim birlikte çalışınca. Derken yavaş yavaş bu bir iş haline gelmeye başladı. İşte o teklifler gelmeye başladı. Onun üzerine bir orkestra kurduk. <laughs> Ondan sonra derken onlar ya bir albüm yapalım mı filan dediler. Birkaç şirketten öyle bir teklif geldi. Albümü yaptık. Birinci albümü işte keşke burada olsaydım yaptık. Yazarken müzik dinler misiniz? Yazarken müzik dinlerim ama sözsüz müzik dinlerim. Yani ya klasik müzik dinlerim ya caz dinlerim. Enstrümantal caz dinlerim. Çünkü sözler tabii aklınızdan. Peki böyle iş gibi midir sizin yazı şeyini? Sabah kalkıyorsunuz kahvaltı yapıyorsunuz oturup akşamı kadar yazar mısınız? Böyle bana öyle bir şey verdi yani, sanki böyle evin içinde yoğun geçen ama bir şekilde de bir ha. disiplini olan bir işmiş gibi anlattınız. Şimdi yani, tabii romanlar biraz farklı. Mesela eskiden şimdi şu masada oturunca ben bu da karşımda da bilgisayar. Her gece en az ya 4 saatim falan geçirirdim burada. Çünkü köşe yazısı yazdığım için o zaman her gün hem onun araştırmasını da yapmak gerekiyor. İşte bir konu üzerine yazıyorsunuz, onunla ilgili internetten bir şey arıyorsunuz falan. Ya yani en aşağı 4-5 saat geçirdim bu masada. Şimdi tabii roman yani köşe yazmadığım için artık biraz daha rahatladım. Çünkü roman öyle her gün oturayım yazayım diye yazdığım yapabileceğim bir şey değil benim. Yani ben bir sürü notlar alıyorum. Ya yani onu Sonra onlar bir araya geliyor. Bir şekilde bir aklıma bir konu geliyor bir gün. Bir şey geliyor. Ne oluyor? Ben de tam bilmiyorum onun sebebini. Sonra onlar birbirine bağlanıp işte bir başlıyorum yazmaya. Ama sonra bittiği zaman yani kafamda artık bu tamamdır bu taslak dediğim zaman yeniden sıfırdan yazmaya başlarım. O zaman ciddi bir çalışma o. Yani çünkü orada artık biraz teknik montaj <laughs> filan da giriyor. Şimdi matematiği içinde. var tabii orada biraz tabii. Da o da giriyor. Peki kendinizi rahatlatmak için neler yaparsınız? Ya yani müzik beni tabi çok rahatlatan bir şey. Yani bir yanıyla geren de bir şey. Çünkü biz şimdi çok canlı çaldığımız için her yerde çok konser yapıyoruz. Hala biraz daha gerginim, heyecanlıyım sahneye çıkarken. Çünkü aslında benim işim değildi bu tabii yani. Ben hı hı. şimdi yıllarca canlı yayın sundum, program yaptım falan ama sonuçta televizyon sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Sizin hakimiyetinizde evet. bir yer. Hı hı. Yani seyirci bile olsa hı hı. siz hakimsiniz ama konserler çok farklı tabii. Yani hiç tanımadığınız bir kitle geliyor. Ne yapacaklarını bilmiyorsunuz. Beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi? Şimdi mesela önümüzdeki günlerde İzmir'de Senfoni Orkestrası'yla bir konserimiz var. Bu dördüncüyü yapıyoruz zannediyorum ya da üçüncüyü yapıyoruz. Şimdi o mesela çok heyecan verici bir şey. Çünkü bu sefer arkamda koca bir orkestra var. Hem de klasik bir orkestra var. Ya yani en küçük bir hataya yer yok orada. Şimdi onun provaları var mesela. Şimdi bu hem bir yandan bir stres ama bir yandan da beni çok mutlu eden bir şey. Yani ben her gün çalmaya gitsem sıkılma. O kadar keyif aldığım bir şey. Yazmak nasıl peki bununla karşılaştırıldığında? İşte o daha çok yorucu. Çok paradoksal bu. bir şey. Çünkü evet ya bana da, da öyle geldi. Yani şimdi ikisini anlatırken farklı şey Bir şey. Evet. Ve canlı insanların da katıldığı bir şey sonuçta. Bir evet. Orada tek başınıza değilsiniz. Ötekinde dediğim gibi yapayalnızsınız. Yani uzun Hangisi bir müddet. Hangisi daha çok Kürşat Başar peki? İşte i̇kisi de benim Ekisi böyle de. çok enteresan bir karakterim var. Yani hem asosyal bir tipimdir aslında. Hı hı. İçe kapanık birisiyim yani çocukken de öyleydim. Fakat aynı zamanda Tabii yazmak biraz öyle hani aslında ama bir yandan da çok sosyal bir insanımdır. Yani çok değişik iki karakter bir arada. İkisinin buluşması ama biraz daha ileri yaşlarda olmuş herhalde değil mi? Evet o tabii <laughs> biraz da işlerle de ilgili. Ben yani. Yani tabii hep yaptığım <laughs> tabii işler çok insanlarla beraber yapılan işler. Televizyon, gazetecilik işte <laughs> dergicilik falan. Çok fazla insan tanıdığım için de çok yani onlarla sürekli görüştüğüm için de doğal olarak tabii sosyal olmak durumunda kaldım zaman <laughs> içerisinde. Ama şunu söyleyeyim ya ben evde oturmayı, tek başıma olmayı çok severim. Sıkılmam hiç yani. Yani bana mesela der ki işte ya bir yere gitmiyorsun, tatile niye gitmiyorsun bilmem ne filan. Hiç mesela öyle bir şey aramam. Ben burada masada oturayım. İşte kitaplarım da burada olsun. Müzik de çalsın. En mutlu olduğum yer evdir. Peki en son ne zaman tatile gittiniz diye sorayım. Ya valla çok uzun zamandır gitmedim tatile. Çünkü bizim şöyle bir durumumuz var. Bir de biz çok şeye gidiyoruz. Konsere, konsere gidiyoruz gidersin. değişik hı hı. kentlere. Dolayısıyla yani o bana sanki artık tatil kotamı doldurmuş gibi geliyor. Aslında tatil yapmıyoruz tabii. Çalışıyorsunuz aslında. Çok yorucu oluyor. Çünkü kalamıyoruz aralarda. Tabii geri dönüyoruz. Ama yine de bana o zaten artık yeterince yol gittim diye geliyor. <laughs> Biraz önce dediniz ya, böyle kalabalık bir aile. Kalabalık aile deyince de güzel sofralar akla geliyor. He. Ve şimdi bu sofraları kuruyorsunuz aslında Doğru. bir taraftan. Siz yemek yapar mısınız? Ben nasıl yemekle ilişkiniz çok, nasıl? Yani çok uzun yıllar bekar yaşadığım için tabii yemek yapmayayım. Bilirim yemek yapmayı. Burada siz evlenmişsiniz 18 yaşında. Evet çok eski. Çok 18, eski evet. 18, İnsan 18 yaşında niye evlenir? Çok küçük <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Bir 5 yıl kadar evli kaldım. Ondan sonra bir daha evlenmedim. Yok, bir daha evlenmedim. Ha biraz erken hayata atılayım dedim ben her evet. konuda yani iş konusunda da öyle yaptım. İçinde ev kurmak meselesi insanın. Ben Hı -hı. sizle şu anda anlattıklarınızla bunu çok e, oturttum kafamda. Evet. Sanki sizin de içinizde öyle bir ev varmış gibi geldi Doğru Var o, mu? çünkü bu gerçek bir hikaye o zaten Yani hı, beni aslında hı. bu müziğe ve yazıya hı hı. başlatan hı hı. hikaye o İşte bir ceza almıştım çok uzun anlatmayayım şimdi onu hı. Yine işte o ilk romanım yazma sebebim aslında evet, hı hı. Bir ceza almıştım Ankara'da oturuyorduk ve orada bir kendime kulübe yapmıştım balkona böyle kartondan bir kulübe içinde oturuyordum onu hı hı. şimdi yani zannediyorum ki sıcaktan dolayı yapmıştım onu herhalde çünkü hani ben de kendime ev kuruyorum diye düşünerek yaptığımı zannetmiyorum hatırlamıyorum hı. yani öyle bir şey ee, hı hı. fakat orada otururken işte kitapları okumaya başladım çünkü cezalıyım dışarı çıkamıyorum orada çok okurken mesela Jules Verne filan okuyordum i̇şte dedim ki kendi kendime ben de bu hikayeleri anlatıyorum demek ki ben de yazar olabilirim filan diye düşünmüştüm yani sonra ve onu sonra tabii bir metafor olarak anlatıyorum. İşte, evet, yani hı. o ev çünkü o aslında bir sığınmaydı demek ki. Evet. Ve hı. bir öfkeydi beni Kabuk cezalandıran otoriteye kendiniz. karşı. Hı -hı. Yani anne babama karşı değil hı -hı. babama karşı diyeyim daha çok. Sonra annem çünkü ceza kaldırdı tabii. Hı -hı. Bir metafor olarak o kulübe benim ne bir yere geldi. Yani ben bir şey canım sıkıldı zaman dediğim gibi otururum burada. İşte bir caz parçası koyarım. Veya alır bir şey çalarım ya da işte bir kitap okurum. Ve yani gidip onu uğraşıp insan karşımdakiyle kavga edip bir ne çözmek yerine o bana beni rahatlatır veya bazen tabii çözemeyeceğiniz şeyler de vardır. Atıyorum kayıplar gibi. Tabii. Hı hı. yani o ev evet benle beraber geldi. Yani benim e bir evim de var. Cezayı orada. almışsınız o zaman. Benim yani bir evim yok esasında dünyada. Hı hı. Fakat <laughs> içimde bir ev var. <laughs> İyi ki de o cezayı almışsınız diye düşündüm. şimdi bütün Evet zaten onu, bütün bu hayat. hikayeyi çok anlatıyorum. Çünkü <laughs> şunun için de anlatıyorum. İnsanlar bazen başlarına gelen bir şeyin çok kötü olduğuna inanırlar ve çok üzülürler. Halbuki ben mesela başıma gelen birçok şey ki o zaman gerçekten beni üzen şeylerdi. Sonradan bambaşka bir yere beni Kesin. yönlendirdiğini bak gör, şimdi geri dönüp bakınca görüyorum. Ve onlar da genellikle iyi şeyler olmuş. Yani başucumda müzik romanı yazılması bile böyledir. Çünkü o sırada işsiz kalmıştım. Eğer kalmasaydım Öyle onu yazamayacaktım. Çünkü çok yoğun bir iş gelecekti o sırada. Öyle bir anlaşmam vardı. Ve tamamen ona konsantre olmak zorunda kalacaktım. O işsiz kalma süreci bana o kitabı yazdı. Şimdi nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Yine işsizim. <laughs> Bence çok dolusunuz. Onu diyecektim ama. <laughs> i̇şsizim ama yani sonuç olarak baktığınız zaman. Ya. Sizin teknolojiyle aranız nasıl? Teknolojiyle aram yani fena değil. Öyle çok tam meraklısı değilimdir şey bu dijital ortamlarda olmak işte sosyal medyada kendini daha çok anlatmak Niye? oralarda çok fazla uğraşmıyorum onlarla. <laughs> Siz çok fazla çekmiyor evet. nasıl yazıyorsunuz yazılarınızı şimdi bu masanın etrafına oturduk bir yerde oturup hep oturduğunuz bir yer var mıdır evet. hani mutlaka böyle şey sizi işte yanınıza çayınız mı olur kahveniz mi olur Nasıldır bu çalışma ortamınız? Genellikle burada olur. Yani masa başında olur. Ama yani not alırken tabii onu yani deniz kenarında da not alabilir. Yani i̇şte aklınıza mi? bir şey geldiğinde kaydeder misiniz? Öyle şeyleriniz var mı? Onu yeni yeni öğrendim şimdi baş. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma gelmedi. <laughs> Neden biz gazeteciler onu yaparız hep bir Haber tabii gelirmiş. yıllarca mesela. yıllarca <gülüyor> <gülüyor> yaptık <gülüyor> evet, onu <gülüyor> <gülüyor> ama, aynı ama nedense şimdi evet. bu cep telefonunda onu akıl etmemiştim. ya şimdi yapıp <laughs> yapıyorum artık onu. Fakat kaydetmekten çok yazmak önemli benim açımdan. <laughs> Çünkü yazınca ben aslında o cümlenin devamını görebiliyorum. Öyle bir huyum yani. var. <laughs> Ondan sonra onun için <laughs> genelde masa başında çalışırım yazar. Anladım. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. <laughs>